Yüksek Seçim Kurulu'nda bu kez milletvekili seçiminde kullanılacak oy pusulası için kura çekimi yapıldı. Seçime katılmaya hak kazanan 32 parti ve 5 ayrı ittifak için kura çekimi yapıldı. Oy pusulasında Cumhur İttifakı 8, Millet İttifakı ise 18. sırada yer aldı. Millet İttifakı 18, Cumhur İttifakı 8. Seçime 35 gün kala ittifakların ve siyasi partilerin oy pusulalarındaki yerleri belli oldu. Cumhur İttifakı 8. sırada, Millet İttifakı 18, Ata İttifakı 19, Emek ve Özgürlük İttifakı 9. sıraya yerleşti. Burada tam oy pusulasının ortasında bir yer alıyoruz. Her şeyin ortasında olmak, merkezde olmak da güzel bir şey. 14 Mayıs'ta Türkiye sandık başına gidiyor. Seçimlerin kaderini 64.191.285 seçmen belirleyecek. Seçime katılmaya hak kazanan 32 parti var. 5 de ittifak. Hem ittifakların hem de ittifak dışında seçime giren partilerin pusuladaki sıralaması YSK'da yapılan kura çekimiyle belli oldu. Fanuslardan birisinde ittifakların ve siyasi partilerin isimleri yer almakta. Diğerinde ise sıra numarası 1 numara Yeni Türkiye Partisi. Pusulanın ilk sırasına Yeni Türkiye Partisi yerleşti. İttifak çatısı altında seçime giren partilerin de hangi sırada olacağı yine kurayla belirlendi. AK Parti 2, Milliyetçi Hareket Partisi 4, diğerleri de 1 ve 3. Cumhur İttifakı pusulada sırasıyla Büyük Birlik Partisi, AK Parti, Yeniden Refah ve MHP olarak sıralandı. Millet İttifakı da pusulada 18. sırada. Cumhuriyet Halk Partisi, Demokrasi ve Atılım Partisi. Millet İttifakı'nın sıralaması Gelecek Partisi, Demokrat Parti, DEVA, CHP, İyi Parti ve Saadet Partisi olarak belirlendi ama 14 Mayıs'ta Millet İttifakı çatısı altında sadece CHP ve İyi Parti'nin amblemleri olacak. Çünkü DEVA, Gelecek, Saadet ve Demokrat Parti milletvekili listesi vermeyecek. 4 parti seçime CHP listelerinden girecek. Pusula basılırken güncelleme yapılacak. 4 partinin logoları olmayacak. Emek ve Özgürlük İttifakı. Kapatma davası süreci devam eden HDP seçime Yeşil Sol Parti listelerinden girecek. Yeşil Sol Parti Türkiye İşçi Partisi ile birlikte Emek İttifakı olarak pusulada 9. sırada olacak. Zafer Partisi ve Adalet Partisi'nde yer aldığı Ata İttifakı ise 19. sırada. Memleket Partisi. Seçime ittifaksız giren Memleket Partisi de pusulada 7. sırada. Pusuladaki 5. ittifak Sosyalist Güç Birliği İttifakı 5. sırada. Listesini tamamlayamayacak olan partilerde olacaklar. Çekilmeler olacak, listelerde verilmeyecek. Ona işlemler devam ediyor. Süreci böyle hep birlikte yarın 5'ten sonra tekrar oy pusulasının şekli değişecektir. Siyasi partilerin vekil listesini tamamlaması için 9 Nisan saat 17'ye kadar süre var. Sonrasında pusuladaki kesin yerleri belli olacak partilerin. Cumhurbaşkanlığına aday isimlerin sıralaması geçtiğimiz hafta belli olmuştu. 1. sırada Cumhur İttifakı'nın adayı Erdoğan, 2. sırada Muharrem İnce, 3. sırada Millet İttifakı'nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu, 4. sırada Ata İttifakı'nın adayı Sinan Oğan yer almıştı. Cumhurbaşkanlığı pusulası 9 Nisan'da, milletvekilliği seçiminde kullanılacak oy pusulası da 19 Nisan'da basılacak.